O yüzden dedi ki konu şuradan açıldı. İslam'da medeniyetimizde hastalık tedavisi 3. 3 metot var. Beraber işleniyor. Şöyle izci selamı gibi göstereyim. 1. Hastalığın teşhisi için en güzel hekime gideceksin. Sebep? Canını muhafaza Allah'ın emri. Onu emanet olarak sana verdi. En güzel şekilde tedbirini alasın diye sana da yol gösterdi. Doğru mu? Doğru. 2. Efendim, az sadaka çok belayı def eder. Az sadaka çok belayı def eder. Sadaka vereceksin. Hayır hasenat yapacaksın. Sadaka nasıldır biliyor musunuz arkadaşlar? İkinci bölümde anlatayım. Semih bana hatırlat. İkinci bölümde o sadaka dua meselesiyle beraber birleştirelim. Üçüncüsü de şimdi birazdan okuyacağız. Kur'an. Kur'an. Bak şimdi dinle, okuyorum. Evine Kur'an sesi gelsin. Kulaklarından kalbine Kur'an sesi insin diye okuyorum. Mesele burada Kur'an okuyup şov yapmak değil. Sahur vaktinde Kur'an sesi olmadan, iki ayet okunmadan sahur mu olur? Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. İsra suresindeki ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin ve la yezidu'z zalimin. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Sadakallahu alazim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَ. Biz diyor Hazreti Allah, Kur'an-ı Kerim'i indirdik, müminler için rahmet ve şifadır. Rahmet ve şifadır. Ve la yezidu'z-zalimine illa hasara. Zalimlere gelince, Allah sözü dinlemeyen adama gelince, insanları derdest etmek, berbat etmek, pejmürde etmek için elinden gelen yapan insanlara gelince, yani niyetleri kötü olanlara gelince, bunlar Kur'an'ı da okusalar, Kur'an'a da yaklaşsalar sadece ziyanları artar. Adam olmaz bunlar. İflah olmaz bunlar. Ne demiştik Ramazan'ın başında? Kur'an insan için. Zalimden insan olmaz ki. Kur'an'ı olsun. Zalimden adam olmaz. Zalimden Müslüman olmaz ki. Kur'an ahlakı ona bir şey desin. En önce insan adam olmaya karar verecek. Adam derken hocam kadınları konuşmuyorsun. Ya, o değil. Yani bugün dünya edebiyatında ve literatüründe her şey hi denilir, yani hu denilir. Oradaki adam insan olmak manasındadır. Hazreti Adem'e işarettir. Biz de adam olmak denilince, dinliyor musun? Biz de adam olmak denilince ilk yaratılan insana atıf vardır. Erkek değildir o. Erkek demek değildir. Adem'dir. Bizim lisanımızdaki adam Adem'dir. Adem de ilk insandır. İlk insanın yaratılış gayesine uygun olan herkes adamdır. İster dişi olsun, ister erkek olsun. Kur'an da bunu tasdikler. Allah'ın zikrinden hiçbir şekilde yüz çevirmeyen, mal mülk ticaretten dolayı herhangi bir şekilde Allah'ı unutmadan yoluna devam eden insanları Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde rical diye söyler. Rical, er diye söyler. Şimdi şunu anlatacağım. Kaç dakikamız var Semih? 10 dakikamız mı var? O zaman ikinci bölümde Kur'an-ı Kerim'i anlatayım. Şimdi gireyim. Sonra Kur'an-ı Kerim'in şifasıyla alakalı bölümü de sonra anlatayım. Hadi insanlar şöyle sabahleyin kalktıklarında, sahur hazırlıkları yaptıklarında şu ayeti kerimeyi bir duysunlar. Ama bu ayeti kerimede geçen, hatırlat abi sen bana, gayba iman meselesi, sadakayla defolma meselesi ve Kur'an-ı Kerim'in şifasıyla alakalı meseleyi sizlerle beraber işleyeceğiz. Şimdi